Benim masamı temizlemeyecek misin? Öyle bir şansın var mı? Yok tabii. Sonra başına neler geleceğini biliyorsun. İyi tamam usludur. Temizliyoruz işte. Neler olduğuna inanamayacaksınız. Ne oldu ya? Allah Allah ne olmuş? Pi sayısına yeni bir rakam mı eklenmiş? Ya şu sana anlattığım matematik sorusu vardı ya bölüm başkanı panosuna asmıştı. Hı hı. Biri çözmüş onu. Ya bir de çözen kişi altına adını da yazmamış. Bölüm kaynıyor şu anda. Bütün okul soruyu kimin çözdüğünü araştırıyor. Hangi soruymuş o? Ya özel bir matematik sorusu hani anlatmıştım. Ya çözen öğrenciyi hoca matematikçilerin olduğu özel bir davete götürecek. Allah Allah ya. Nasıl bir ödülmüş öyle o? Bari bir ünlüyle falan yemeğe çıkarsalarmış. Davetin onur konuğu matematikçiler arasında fazlasıyla ünlü zaten. Hem anne neyse boş ver. İyi tamam. Hayırlısı olsun o zaman. Hiçbirinize ilginç gelmedi değil mi bu olay? Ne kişileri ilgimi çekmiyor canım. Üzgünüm. Soruyu çözdüğünü niye söylemedin? Ne diyorsun sen ya? Hiç şaşırmış gibi yapma. Cevabı panoya asarken gördüm seni. Sen çözdün o soruyu. Ya saçma sapan konuşma kızım ya. İki basamaklı sayıları bile toplayamam ben. Kağıt yere düşmüştü, aldım panoya astım. Yok ya, yalancı. Gözlerin içi parlıyordu ama cevabı panoya asarken. Neden sakladın? Ya da saklayacaksan neden çözdün? Evet, mantıklı bir cevap bekliyorum. Yoksa ortalığı fena halde birbirine katarım. Sana ne ya? Hı? Sana ne? Saçma sapan bir soru işte. Kim çözmüş, niye çözmüş, neyi merak ediyorsun? Şimdi de matematik dünyasına mı merak sardın? Normalde hiç işim olmaz. Ama kimsenin çözemediği bir soruyu bir hademe çözünce ilgimi çekti. Evet, neler karıştırdığını öğrenmeden hiçbir yere gitmiyorum. Soruyu ben çözmedim. Kafandan hikaye uydurma. Kimse inanmaz sana. Ahmet.
kurbağa da olur. Sonuçta ben de prenses değilim, değil mi? Hadi gel yiyelim şunları. Terse girmem lazım. İyi hadi gir o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Nesler. Gerçekten mi ya? Derin mi yani? Tamam. Kardeşimi çok seviyorum. Onun canını yakanın fena halde canını yıkıyorum ama ne bileyim. Sen bana daha maceracı bir ruha sahipmişsin gibi gelmişti. Derin açık kitap kadar sıkıcıdır. Tabii. Senin gibi huysuz, bencil, kendini beğenmiş biri dururken insan niye derinliğe ilgilensin, değil mi? Yani. İyi. Git o insanı bul o zaman seninle, tamam mı? O yüzden mi bana öyle bakıyorsun? Ne bakacağım sana ya, manyak mısın desin? Niye toplandınız bu? Şu soruyu çözen çocuk ortaya çıktı. Kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Hocanın odasında şimdi. Ha şu ödüllü soruyu. Evet, niye şaşırdın ki? Yok, ne şaşıracağım ya. İyi işte yani. Herkes rahatlamıştır. Ay öyle. Zaten kendini niye gizlediğini de kimse anlamamıştı. Neyse, boş ver. Kahve içelim mi? Vaktin var mı? Olur. Bir işim var. Şunları aşağı indireyim. Bizim orada buluşuruz. Tamam. Tamam. Derin nerede? Benim için bir iş halletmeye gitti. Gelir birazdan. Sonunda sana kahve getirtmeyi başardım ya. Seviyorum kendimi. Ha. Kızım senin bizden başka bir eğlencen yok mu ya? Böyle hayatını kaydırmak istediğin lüks arabalı erkekler falan. Git onlarla uğraşsan. Sıkıcı. Ama sen gün geçtikçe eğlenceli bir hal almaya başladın. Yaptıklarıma vereceğin tepkileri beklemek eğlenceli oluyor. Ha öyle diyorsun yani. İyi. Bu sefer ne yaptın? Söyle bakayım. Rahmet. O sorunun cevabını sen mi çözdün gerçekten? Ya neden bana söylemedin? Hocanın yanından geliyorum şimdi. O çocuğun sahtekar olduğunu söyledim. İnceleme başlatacaklar. Ya siz ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ne diyorsun Rahmet? Sen söyledin değil mi? Sen ne pis, iğrenç bir yaratıksın ya. İnsanların hayatlarıyla oynama hakkını sen nerede buluyorsun kendinde, ha? Ya Rahmet, ya bir dur, bir sakin ol, ne oluyorsun? Deniz kötü bir şey yapmadı ki. Sorunun cevabını panoya asarken görmüş. Yani niye şimdi böyle? Sana ne Derin, ha? Sana ne? Sen bana sordun mu sen ne istiyorsun diye? Ben kendimi afişe etmek istesem, gidip kendimi söylerim herhalde değil mi? O kadar kafam çalışıyor yani. Afişe olmak istemiyorsan niye çözdün o zaman Rahmet? Niye ödevimi yaptın?
Dur bir dakika. Halledeceğim dedim, tamam. Ne bileceksin doğru çözdüğünü? İlk soruyu da o çözdü. Bak emin misin? Bir sıkıntı olma. Burada bekliyorum. Keyfine bak. Ne oldu şimdi? Bir öğrenciyle el ele görülmekten utanıyor musun? Yok, ne alakası var ya? Ben kısmetim kapanmasını istiyorum, biliyor musun? Yani madem dediğin gibi bütün kızlar benden hoşlanıyor, ne gerek var şimdi dedim. Deniz lütfen mesele çıkarma bak. Öf derin, öyle bir halin mi var? Hademini 5 dakika ödünç alacağım, ufak bir işim var. Deniz. Tamam tamam. Bırak ne istiyorsa söylesin. Sonra yapışıp kalıyor bu. Emin misin? Eminim. Tamam, sen git, ben geliyorum. Evet, nedir? Sessiz bir yere gidelim. Yine kamerama mera çıkartma benim başıma. Tamam. Gidelim. Buyur. Evet, nedir? Ya o zaman anlat bakalım. Yeni soruyu çözdün mü? Hayda Deniz ya. Eskimedi mi o mesele? Anlaşıldı, çözmüşsün. Ne yapacağım peki? Gidip ben mi çözdüm soruyu diyeceksin? Derin mi verdi sana bu aklı? Yok şöyle güzel olur, yok böyle güzel okullara yollarlar seni falan. Derin iyi becerir bu işleri. Peki sen bunların gerçekten olacağına inanıyor musun? İki şakşaklayıp kenara atacaklar seni. Ne bu? Para. İnekli karın doyurmuyor diyordun. Neredeyse bir aylık maaşın var burada. Sorunun cevabını alayım. Senin çıkarın olacak bu işte. İyilik. Matematik daha iyisi olmak karın doyurmuyor diyordun. Al işte, doyurdu. Cevabı alayım hadi, daha bir sürü işim var. Deniz! Ne istiyorsun be? Ne istediğimi iyi biliyorsun sen. Ne istiyorsan istiyorsun, düş şakamdan. Bana bak, benimle düzgün konuş. Ya konuşmazsam ne olur? Seninle görüşeceğiz. Sen yine ne karıştırıyorsun acaba ya? Deniz!
Kimdi o çocuk? Sana ne be? Beni mi takip ediyorsun sen? Şişim olmaz ya. Ne takip edeceğim ben seni kızım? Derin seni arıyormuş. Telefonunu açmıyormuşsun. Derin beni arıyorsa gelip kendi bulsun. Ha demesini yollamasın. Ne halin varsa gör be. Manyak. Deniz. Ay yine mi sen? Ne var? Benden öyle kolay kurtulacağını mı sandın? Çekil düş yakamdan be yeter. Düşmem seni yakamda. Ne yapıyorsun be sen? Ne yapıyorsun? Bıraksana be. Sen kendini ne zannediyorsun be? Bırak. Hop, hop, hop. Birader ne yapıyorsun ya? Ha? Ne yaptın sen ya? Allah şu an başımı çok büyük bela aldım ama. Yürü. Ne gülüyorsun ya? Ya nasıl gülmeyeyim? Adama yumruk attın resmen. İkimiz de böcek gibi yere sermediğine dua et. Senin ne işin var kızım böyle adamlarla? Vardı işim bitti. Ay neyse. Bu arada ikinci kez beni kurtarıyorsun farkında mısın? Kahramanlık sendromu falan mı var sende? Yok. Bela seviyorum ben. Böyle ne yapsam da bir gorilden dayak yesem diye bütün gün bakınıyorum. O yani. Evet. Bela seviyorsun gerçekten. Sadece neden sevmiyormuşsun gibi davranıyorsun onu anlamıyorum. İşim var benim. Sen de birazcık uyandan sonra çık. Tamam mı? Bu kadar mı kötü? Ne kötü ya? Durumun. Benden kaçmak için kardeşimle çıkıyorsun resmen. O kadar mı kötü durumdasın? Ben Derin'le birlikteyim. Çünkü ondan hoşlanıyorum. Senden kaçıyorum. Çünkü senden hoşlanmıyorum. Bence sen bu kadar basit bir gerçeği kabullenmeyecek kadar kötü durumdasın. Bak sen. Tamam. Bunu sen istedin. Sana haklı olduğumu ispatlayacağım. Ne ispatlayacaksın ya? Bana aşık oldun. Rahmet, Deniz Hanım'ın projesinde ona yardımcı olmak üzere görevlendirildin. Şefim ben ne anlarım projeden filan ya. Deniz Hanım başkasını bulsun. Anlamayacak bir şey yok. Yukarıdan yazı geldi. Öğrencimizin ödevinde ona yardımcı olacaksın, hepsi o kadar. Ne yapacakmışım peki? Bana poz vereceksin. Ne? Projem işçi sınıfının bir gününü fotoğraflayıp ondan bir kompozisyon yaratmak. Ne güzel konu bulmuşum değil mi? Sen de bana yardım edeceksin. Her şey sanat için. Şefim, gerçekten ben bu işlerden anlamam. Arkadaşın ödevi de ziyan olmasın. Başkasını bulsun. Hadi rahmet uzatma. Alt tarafı iki fotoğrafını çekecek o kadar. Her şey tamamsa çıkabilirsiniz. Hadi kolay gelsin. Beyefendiyi daha fazla rahatsız etmeyelim değil mi rahmetciğim? Daha çok işimiz var. Kolay gelsin. Ne oluyor Deniz? Rahmet niye çağırmışlar seni? Ödevim için canım. Oyuncağını bugünlük ödün çalıyorum, bana lazım. Ne diyorsun sen be? Ayıp ama Deniz, konuştuk seninle bunu. Tamam aşk böcüleri size. Abartma. Bugün ödevim için sevgilinin birkaç fotoğrafını çekeceğim. O kadar ne var yani? Rahmetin. Niye? Hizmetlerin arasında bir tek o işe yaramıyormuş. Al kullan dediler. Ne bileyim ben neden. Deniz ama ya konuşma şöyle.
Ay Derin, ne dedim sanki? Ne konuştum? Abartma hadi. Boş ver. Ya Derin, şu ablana söyle, ne olur peşimi bıraksın artık benim ya. Öyle deme Rahmet ya. Ödevini yapıyor işte kız. Bak, Deniz'e ödev yaptırmak da veya hendek atlatmaktan daha zordur. O yüzden gurur duymalısın kendinle bence. Ya bir şey soracağım. Siz gerçekten kardeş misiniz? Ya tamam, biz de evdekilerle birbirimizin kopyası değiliz tabii ama... bu kadar da zıt değiliz ya. Belki genetik farklılıktandır. Nasıl ya? Ya benim annem Deniz'in babasıyla evli. Aslında kan bağı yok aramızda. Ama kendimi bildim bileli Deniz'in babası baba, Deniz de ablamdır. Kardeşiz işte. Hatta onun babası beni, benim annem de Deniz'i daha çok sever. Yani biz birbirini seven ama biraz tuhaf bir aileyiz. Birbirini seven tuhaf bir aile. Vallahi ne yalan söyleyeyim, çok tanıdık geldi yani. Bence Deniz bizi kıskandığı için böyle yapıyor. Niye bizi kıskanıyor ya? Bizi mi kıskanıyormuş? Sana bir şey mi söyledi? Ya yok, bir şey söylemedi tabii de. Beni biriyle paylaşmayı pek sevmez. Yani sadece kendine ait olayım istiyor. Yani liseden beri bütün erkek arkadaşlarım aynı şeyi yapar. Ha, senin yüzünden yapıyor yani. Benim biraz işim var. Sonra görüşürüz, tamam mı? Geldin mi? Hadi başlayalım, otur şöyle. E yeter artık ya, hala mı? Ne bütün gün demiştik. Daha gün bitmedi. Son fotoğrafları da burada çekeceğiz. Hadi geç otur, başlayalım. Deniz, tamam artık, daha fazla saçmalama istersen. Bırak artık ya. Sabaha kadar da oynasan o elindekiyle... hiçbir şey olmayacak, anladın mı? Bırak artık. Neden korkuyorsun? Söyle. Burada benimle 2 saat geçiremeyecek kadar neden korkuyorsun? İtiraf et, bırakayım. Ne korkacağım senden ya? Ben fotoğraflarımın çekilmesini istemiyorum, o kadar. Al o zaman, sen beni çek. İstemiyorum. Ben kazandım. Geç. Nasıl poz vereyim? Nasıl istersen ver ya. Call me a sinner, but the devil lying. Call me a preacher, but I ain't no saint. And when we touch, I got you speaking in tongues.
Al şunu, tamam. Bitti. Bitmedi. Fotoğrafları banyo etmedik daha. Eğer şimdi gidersen ben kazanmış olacağım. Sen bilirsin. İyi, tamam. Neredeymiş bu banyo? Yapalım da bitsin hadi. Bugün değil, onu da yarın yapacağız. Güzel çıkmış. Ne yapıyordun burada? Salçalı hamburger kağıtlarını temizliyordum Deniz. Ne yapıyor olabilirim? İyisin ama bu işte. Bence matematik falan hiç uğraşma. Sağ ol. Ha. Bu arada tezmez bir şey ayarlayabilirim istersen. Kimse bitmiş hazır bir ödeve hayır demez. Hem iyi de para verirler. Sen nereden biliyorsun bakayım? Zamanla çok harcadım da oradan biliyorum. Bazıları gerçekten bir soyguncu oluyor. Bileklerin arasını benden mi çıkartıyorlar nedir anlamadım. Sınıf geçmek sandığın kadar ucuz bir iş değil. Sen de biraz çalışmayı denesen Deniz. Ha? Harcayacak param var. Kıymetli olan vaktim. Ha, pardon ya. E tabii. Bir partiye eksik falan gitsen ölürsünüz yani, Allah korusun değil mi? Belki de. Üstüne alınma ama bu gerçekten çok güzel çıkmış. Açı ve ifade yakalama konusunda gizli bir yeteneğim var sanırım. Portre fotoğrafçısı mı olsam, ne yapsam? Gerçekten nereye bakıyordun burada? Paspasa deme, ağzına vururum. Öfkeli. Hayran bakmışsın. İnsana aşık olduğu birine ancak böyle bakar. Söylersen sırf şu bakışların altını rahat bırakacağım seni söz. Seni neyin bu hale getirdiğini merak ediyorum. Söylesene. Sen hadi. Söyle. Nereye bakıyorsun biliyor musun? Bak! Bak buna bakıyordum. Gördün mü? Ha? Ben Derin'le birlikteyim Deniz. Kardeşinle. Ben onu seviyorum. Anladın mı? Tamam mı? Sen beni bu odaya da soksan, dolabın içine de kapatsan bu değişmeyecek. Anladın mı? Ha? Lütfen çocukça oyunlarından vazgeç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.